Kanal 26 LÖSEV il temsilciliğindeydi. Lösemili çocuklar ve ailelerinin uzun yıllardır maddi manevi yanında olan LÖSEV son günlerde yepyeni projeleriyle yetişkin lösemili hastaları için de yeni kampanyalar yürütüyor. LÖSEV'de LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Meltem Namdar Durulgan'la birlikteydik ve kendisine merak ettiğimiz soruları yönelttik. İşte LÖSEV Büyüdü kampanyası ve ayrıntıları. LÖSEV aynı zamanda sürekli kendini yenileyen, geliştiren bir kurum. Her sene farklı bir projesi olduğunu görmekteyiz. Aslında hastalarımıza ve ailelerine umut olan projeler bunlar. Şimdi yeni yeni afişlerde LÖSEV büyüyor diye böyle yazılar görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir proje mi? Bizim ilk kuruluştaki amacımız lösemili çocuklara can olmak, hayat vermek, onların yüzüne güldürmek, sağlıklarına kavuşturmak. Ama hani biz kısa süredir değil aslında bakarsanız. Bu çok bizim aktarmaya çalıştığımız, farkındalık seminerleriyle, afişleriyle insanlara duyurmaya çalıştığımız bir konu. Biz sadece lösemili çocuklara veya kanserli çocuklara değil, yetişkin hastalarımıza da her türlü ücretsiz tedavi, sosyal, psikolojik ve maddi destekler de veriyoruz. Onların sadece çocuklarda değil, eğitim konusunda da onları, işte hastalıkları nelerdir, aile içi şiddet, geçimsizlik, aklınıza gelebilecek her konuda destek ve eğitim vermeye çalışıyoruz. Bilinçlendiriyorsunuz yani bir anda. Bilinçlendiriyoruz. Yani sadece evli veya anne kimliğinden başka, onların sosyal hayat içinde bir birey olduğunu da hissetmeleri konusunda eğitimler aldırmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Bu konuda da gönüllerimizden çok fazla destek alıyoruz. Her kurban lösemili çocuklara can sloganıyla bu Kurban Bayramı öncesinde de bağışçıların desteklerini bekleyen LÖSEV bu bayramda bir kurban bağışının bedelini ise 1450 lira olarak belirledi. Peki bağışlarınızı nasıl yapabilirsiniz? İşte yanıtı. Aslına bakarsanız hani ofisimizin olduğu illerde İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Adana ve Eskişehir'de biz bağışçılarımızın gelmesine çok seviniyoruz. Çünkü hem biz neler yapıyoruz görmelerini istiyoruz. Hem biz tanışmak istiyoruz. Kimler destek oluyor? Biz de merak ediyoruz. Dolayısıyla ofislerimizden kredi kartıyla ve nakit olarak resmi bağış makbuzu karşılığında yine banka ve PTT şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden LÖSEV bağış etmen, LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum ve hangi bağış seçeneğini istiyorsa bunu tercih ederek, bunu ileterek 3406'ya bağış yazarak, mesaj atarak 0312-447-0660 veya 0312-666-7666 nolu telefon arayarak onun dışında bizim resmi web sitemizden www.losev.org.tr sitemizden bağışlarını yaparak, yani aslında bakarsanız bağış yapabilmek için çok fazla yöntem var ve seçenek var. Kişi yeter ki bağış yapmak istesin. Biz yaşlı bağışçılarımıza burada da evden çıkamayan veya hani buraya bulmak zor olan bağışçılarımız için biz evden de giderek bağış makbuzu karşılığında hem tanışmış oluyorsunuz hem de bağışını almış oluyorsunuz. Ve işte LÖSEV içerisinde çocukların keyifli vakit geçirdikleri oyun odası. Lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın burada o hastalığı unuttukları, keyifli, moralli zaman geçirdikleri bir yer değil mi Meltem Hanım? Evet, aynen öyle. Çocuk oyun odamız bizim çocuklarımızın oynaması için gönüllü ve bağışçılar tarafından süslenmiş, hazır hale getirilmiş ve bizim tarafından boyanmış, çocukların keyif alabileceği, kendileri mutlu hissedebilecekleri bir alan. Bu anlamda da teşekkür ediyorum tekrardan. Böylece herkese de göstermiş olduk çocuklarımızın oyun alanını.